Herkese merhaba, kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye. Bu kanalda sizden gelen hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyorum. Eğer sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan Instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bir iki videodur sanırım albümden bahsetmedim. O yüzden bugün albümden bahsedeceğim birazcık. Biliyorsunuz İlkay ve benim bir albümümüz çıktı. Yapay zeka seslendirmeli bir albüm. Eğer dinlemek isterseniz açıklamaya ve yoruma albümün linkini, Spotify linkini bırakıyorum. Şimdi hemen bugünün videosuna geçiyorum. Huzur evinin geniş bahçesinde bahar çiçeklerinin tatlı kokusu havayı dolduruyordu. Semra anneannesini ziyaret etmek için geldiği bu sakin yerde pencereden dışarı bakan yaşlı bir kadına takıldı gözü. Kadının gözlerindeki hüzün Semra'nın içini sızlattı. Anneannesiyle vedalaştıktan sonra o yaşlı kadının odasına doğru yöneldi. Semra kapıyı usulca tıklattı. İçeriden titrek bir ses "girin" dedi. Odaya girdiğinde pencere kenarındaki sandalyede oturan yaşlı kadınla göz göze geldi. "Merhaba teyzeciğim, nasılsınız?" diye sordu Semra gülümseyerek. Yaşlı kadın hafifçe gülümsedi. "İyiyim kızım, sen kimsin? Birine mi geldin?" dedi. "Anneannemi ziyaret etmiştim teyzeciğim. Sizi pencereden bakarken gördüm. İçim bir tuhaf oldu, tanışmak istedim." Yaşlı kadın Semra'yı baştan aşağıya süzdü. "Gel bakalım kızım, otur şuraya," dedi. Yatağın kenarını işaret ederek. "Ben Halime, senin adın ne güzel kızım?" dedi. "Semra teyzeciğim, dilerseniz biraz sohbet edebilir miyiz?" Halime teyze derin bir iç çekti. Neden olmasın, zaten burada günler öyle uzun ki konuşacak biri olması iyi olur. Semra Halime teyzenin yanına oturdu. "Teyzeciğim, sizi üzgün gördüm. Bir derdiniz var mı?" diye sordu. Halime teyze gözlerini tekrar pencereye çevirdi. "Ah kızım, nereden başlasam bilmem ki. Öyle bir hayat yaşadım ki anlatmakla bitmez," dedi. Semra yaşlı kadının elini tuttu. "Anlatın teyzeciğim, ben sizi dinlerim," dedi. Halime teyze derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. "Ben Halime, 65 yaşındayım. Trabzon'un bir köyünde doğdum, büyüdüm. Babam çiftçiydi, annem ev hanımı. 4 kardeştik, 3 kız, 1 erkek. Ben en büyükleriyim. Köyde okul yoktu, okuyamadık. 15 yaşıma geldiğimde beni İstanbul'daki bir akrabamızın oğluyla evlendirdiler. Eşim Hasan, benden 10 yaş büyüktü. İyi bir insandı, Allah rahmet eylesin, ama çok çektim onun yanında. İstanbul'a geldiğimde gözlerim kamaştı. Köyden çıkıp koca şehre gelmek benim için bambaşka bir dünyaya adım atmak gibiydi. Hasan inşaatlarda çalışıyordu. Ben de evde oturup ev işleriyle uğraşıyordum. Evliliğimizin ilk yıllarında çocuğumuz olmadı. Kaynanam sürekli baskı yapıyordu. Bu kız kısır diye. Doktora bile götürmediler beni. Hep dua ettim Allah'a, ne olur bana bir evlat ver diye. 5 yıl sonra bir oğlum oldu. Mehmet dünyaya geldi. Onu kucağıma aldığımda sanki tüm dünya benim olmuştu. Ardından 2 yıl sonra Ahmet, 3 yıl sonra da en küçüğüm Ali doğdu. 3 oğlan anası olmuştum artık. Çocuklarım büyüdükçe ben de onlarla büyüdüm sanki. Okuma yazmayı bile onlarla birlikte öğrendim. Hasan kadın kısmının okuması gerekmez derdi ama ben gizli gizli çocuklarımın kitaplarından çalışırdım. Yıllar geçti, çocuklarım büyüdü, Mehmet üniversiteyi kazandı, mühendis oldu. Ahmet liseyi bitirince babasının yanında çalışmaya başladı, sonra kendi işini kurdu. Ali ise ortaokuldan sonra okumak istemedi, o da ticarete atıldı. Ben çocuklarımla gurur duyuyordum, onlar okusun, adam olsun diye ne çileler çektim. Geceleri aç yatıp gündüzleri çamaşır temizlik işlerine giderdim. Hasan'dan gizli para biriktirip onların okul masraflarını karşılardım. Sonra çocuklarım evlendiler. El bebek, gül bebek büyüttüğüm oğullarım birer birer yuvadan uçtu. Mehmet 25 yaşında Ayşe ile evlendi. Ahmet 28'inde Fatma ile. Ali de 30'unda Zeynep ile. Gelinlerim, ah o gelinlerim, başımın tacı olarak sandığım gelinlerim. Meğer hayatımın karaları olacakmış ama bunu çok sonra anlayacaktım. Hasan çocuklar evlenip gittikten sonra emekli oldu. Artık sadece ikimiz kalmıştık evde. Bazen çocuklar gelir, torunlarımı görürdüm ama eskisi gibi de değildi. Herkes kendi hayatına dalmıştı. Bir gün Hasan, kocam, ani bir kalp krizi geçirdi. Hastaneye yetiştirdik ama kurtaramadık. Kaç yıllık ayak arkadaşımı, çocuklarımın babasını kaybettim.
Hasan'ın ölümüyle birlikte benim hayatım da değişti. Çocuklarım cenazeden sonra yanıma geldiler. Anne dediler, sen artık bizimle yaşayacaksın. O an sevinmiştim. Çocuklarımın beni düşündüğünü sanmıştım. Meğer ne kadar safmışım. İlk başta Mehmet'in yanına gittim. Ayşe ilk günler iyi davrandı ama sonra yüzünü ekşitmeye başladı. Bir gün mutfakta Mehmet'e annen ne zaman gidecek dediğini duydum. Yüreğim cız etti. Bir ay sonra Ahmet aldı beni yanına. Fatma da aynı şekilde Ayşe gibiydi. Güler yüzle karşıladı ama kısa süre sonra evde huzursuzluk çıkmaya başladı. Kayınvalide ile geçinilmez lafını çok duydum o günlerde. Son olarak Ali'nin yanına gittim. Zeynep diğerlerinden daha iyi davrandı ama o da dayanamadı. Bir gün Ali ile tartıştıklarını duydum. Zeynep ya annen ya ben diyordu. İşte o gün anladım ki ben artık çocuklarıma yük olmuştum. Ömrümü verdiğim, canımdan çok sevdiğim yavrularım için bir yük. Bir akşam üçü birden geldiler yanıma. Mehmet konuştu. Anne, biz senin için en iyisini düşündük. Seni güzel bir huzur evine yerleştiriyoruz. Orada arkadaşların olur, rahat edersin dedi. O an dünya başıma yıkıldı. Dilim tutuldu, cevap veremedim. Gözlerimden yaşlar süzülürken çocuklarım eşyalarımı toplamaya başladılar bile. Ertesi gün beni buraya, bu huzur evine getirdiler. Bavulumu odaya bırakıp anne biz sık sık geleceğiz dediler ve gittiler. O gidişleri son gidişleri oldu. Bir daha ne arayan oldu ne soran. Günler geçti, aylar geçti. Ben bu odada, bu pencereden bakarak geçirdim zamanımı. Her gün biraz daha eriyip gittim. Çocuklarım bir kez olsun aramadı, sormadı. Ama hayat garip işte kızım. Bazen öyle olaylar olur ki insan Allah kimseye evlat acısı göstermesin derken bulur kendimi. Aylar aylar sonra bir gün huzur evinin müdürü telaşla geldi odama. Halime Hanım dedi, büyük oğlunuz Mehmet kaza geçirmiş. Kalbim durdu sandım o an. Ne olmuştu yavruma? Ölmüş müydü, yaralanmış mıydı? Hemen anlat dedim müdüre. Meğer Mehmet, eşi Ayşe ve 10 yaşındaki oğlu Kerem ile birlikte tatile gidiyorlarmış. Yolda büyük bir kaza olmuş. Oğlum Mehmet ağır yaralanmış. Bu haberi alır almaz kendimi kaybettim. Günlerce yemeden içmeden kesildim. Oğlum, gelinim, torunum hepsi için ayrı ayrı gözyaşı döktüm. Bir hafta sonra kendime geldiğimde hemen Mehmet'i görmek istedim. Müdüre yalvardım, ne olur beni hastaneye götürün diye. Ama nafile, Mehmet beni görmek istememiş. Bu acıyla günler aylar geçti. Bu sefer Ahmet'ten haber geldi. Meğer Ahmet kumar oynamaya başlamış. Önce birikimlerini, sonra iş yerini kaybetmiş. Fatma da onu terk edip Ahmet'in eski iş ortağıyla kaçmış. İki oğlumun başına gelen bu felaketler yetmezmiş gibi aylar aylar sonra bu sefer Ali'mden kötü haber geldi. Ali'nin yıllardır sakladığı bir sırrı ortaya çıkmış. Meğer yasaklı madde işine bulaşmış, polisler onu suçüstü yakalamış. İşte kızım hayat böyle. Ben çocuklarım için ömrümü verdim. Onlar büyüsün, okusun, adam olsun diye kendimden fedakarlık ettim. Ama şimdi buradayım, yapayalnız, çocuklarım da perişan. Bazen düşünüyorum da acaba ben mi hata yaptım? Onları çok mu şımarttım yoksa az mı sevdim? Nerede yanlış yaptım da böyle oldu her şey? Ama sonra diyorum ki ben elimden geleni yaptım, onları sevdim, onlar için çalıştım, didindim. Ama bazen sevmek yetmiyor işte. Şimdi her gün bu pencereden bakıyorum. Belki bir gün çocuklarımdan biri çıkıp gelir diye, belki bir gün torunlarımı görürüm diye. Ama nafile, günler geçiyor, kimse gelmiyor. Geceleri rüyamda hep eski günleri görüyorum. Çocuklarım küçükken hep birlikte soframızın etrafında oturduğumuz günleri. Hasan'la el ele yürüdüğümüz sokakları. Ama sonra uyanıyorum ve kendimi bu küçük soğuk odada buluyorum. Bazen düşünüyorum da keşke çocuklarımı daha iyi anlasaydım diyorum. Belki o zaman böyle olmazdı. Belki onlara daha çok sarılsaydım, daha çok anlasaydım onları. Ama sonra diyorum ki ben elimden geleni yaptım. Onları sevdim, onlar için yaşadım. Kızım sana bir nasihatim var. Aileni sev, onlara değer ver ama kendini de unutma. Çünkü gün gelir yapayalnız kalabilirsin.
O zaman sadece kendin varsındır. Her sabah uyanıp bugün belki çocuklarım arar, belki bir haber alırım diye umutla bekliyorum. Ama günler geçiyor, telefonluğumun suskunluğunu koruyor. Bazen koridorda yürürken uzaktan çocuklarıma benzeyen birilerini görünce kalbim hızlanıyor. Ama yaklaşınca anlıyorum ki onlar değil. Geçen gün huzur evinde bir aile günü etkinliği vardı. Herkes ailesiyle gelmişti. Ben tek başıma oturdum bir köşede. Yanımdaki masada küçük bir kız babaannesinin kulağına bir şeyler fısıldıyordu. O an öyle bir acı çöktü ki içime. Ben de torunlarımla böyle olabilirdim. Belki de şu an kucağımda bir torunum olurdu. Ona masalları anlatırdım. Kızım bak şimdi sana bunları anlatırken bile gözlerim doluyor ama ağlayamıyorum artık. Gözyaşlarım çoktan kurudu. Şimdi sadece içim yanıyor. Öyle bir yanıyor ki bazen nefes almakta zorlanıyorum. Ama yine de umudumu kaybetmiyorum. Her sabah güneş doğarken diyorum ki belki bugün farklı olacak. Belki bugün bir mucize olacak. Belki çocuklarımdan biri çıkıp gelecek. Anne özür dilerim diyecek. Ya da belki bir gün uyanacağım ve bunların hepsi bir rüya olacak. Yine evimde olacağım, çocuklarım ve torunlarım etrafımda. Geçen hafta huzur evinin bahçesinde otururken bir serçe kondu yanımdaki banka. Bana baktı, ben ona baktım. Sonra kanatlanıp uçtu gitti. O an öyle kıskandım ki o küçük kuşu. Özgürdü, istediği yere gidebilirdi. Bense burada bu dört duvar arasında mahsur kalmıştım. Bazen geceleri uyuyamıyorum, yatağımda dönüp duruyorum, aklıma hep çocuklarım geliyor. Mehmet'in hastanede olduğunu düşünüyorum, acaba iyileşti mi diyorum. Sonra Ahmet'i düşünüyorum, kumar yüzünden her şeyini kaybetti, şimdi nerede kalıyor, aç mı, açıkta mı? Fatma onu terk edip gitti. Kim bakıyor ona? Yemek yiyor mu? Üstü başı temiz mi? Ve Ali, ah benim küçük oğlum Ali, hapiste mi değil mi? Onu bile bilmiyorum. İşte kızım böyle, geceleri hep bunları düşünüyorum. Sonra sabah oluyor, güneş doğuyor ve ben yine pencereden dışarı bakıyorum. Bazen düşünüyorum da acaba ben öldüğümde çocuklarım cenazeme gelir mi diyorum. Beni son yolculuğuma uğurlarlar mı? Yoksa buradan alıp bir kenara mı gömerler? Kim bilir, belki de kimsesizler mezarlığına atarlar. Ama sonra kendimi toparlıyorum. Hayır diyorum, ben güçlü bir kadınım. Ben 3 çocuk büyüttüm. Ben hayatın zorluklarına göğüs gerdim. Pes etmeyeceğim. Kızım sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çocuklarımı çok seviyorum. Hala seviyorum. Onlara kırgınım, kızgınım ama yine de seviyorum. Çünkü onlar benim bir parçam, kanımdan, canımdan. Geçen gün huzur evinin doktoru geldi yanıma. Halime Hanım dedi, sizi muayene etmem gerekiyor. Ben de tamam doktor bey dedim. Muayene etti beni. Sonra yüzüme baktı. Gözlerinde bir şeyler vardı ama ne olduğunu anlayamadım. Halime Hanım dedi, size bir şey söylemem gerekiyor. Kalbim hızlandı. Ne olmuştu? Yoksa çocuklarımdan biri mi diye düşündüm. Buyurun doktor bey dedim titrek bir sesle. Halime Hanım, yaptığımız tetkiklerde sizde ileri derecede kanser tespit ettik dedi. O anda dünya durdu sandım. Kanser mi, ben mi, nasıl olur, emin misiniz doktor bey diye sordum. Evet dedi, maalesef eminim. Ne kadar ömrüm kaldı diye sordum. Doktor başını öne eğdi. Çok değil Halime Hanım dedi. Belki birkaç ay, belki bir yıl. İşte kızım, şimdi de bununla mücadele ediyorum. Bir yandan çocuklarımın derdi, bir yandan bu hastalık. Ama ben yine de umudumu kaybetmiyorum. Belki bir mucize olur diyorum. Belki iyileşirim. Ama bir yandan da ölümümü düşünüyorum. Acaba öldüğümde çocuklarım pişman olur mu? Beni aramadıklarına, sormadıklarına üzülürler mi? Yoksa oh kurtulduk mu derler. Geçen gece rüyamda Hasan'ı gördüm. Bana elini uzatıyordu. Gel Halime diyordu. Artık gitme vakti. Ben de ona dur Hasan diyordum. Daha çocuklarımı göremedim. Torunlarıma sarılamadım. Uyandığımda yastığım gözyaşlarımla ıslanmıştı ama garip bir şekilde içimde bir huzur vardı. Sanki Hasan bana merak etme her şey yoluna girecek demişti. Kızım sana bir şey daha söyleyeyim mi? Ben ölmeden önce çocuklarımı bir kez daha görmek istiyorum. Onlara sarılmak, onları koklamak istiyorum. Onlara demek istiyorum ki sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Ben size hakkımı helal ettim. Ama biliyorum ki bu sadece bir hayal. Çocuklarım gelmeyecek.
Ben de burada, bu odada, bu pencereden bakarken son nefesimi vereceğim. Kızım sen gençsin, önünde uzun bir hayat var. Benim hikayemden bir ders çıkar. Aileni sev, onlara değer ver ama kendini de unutma. Çünkü gün gelir yapayalnız kalabilirsin. O zaman sadece kendin varsındır. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben çocuklarımı, torunlarımı hala seviyorum. Onlara kırgınım, kızgınım ama yine de çok seviyorum. Çünkü onlar benim ailem. Ve aile her şeye rağmen ailedir. Halime teyze sustu, gözleri uzaklara dalıp gitmişti. Sanki tüm bu anlattıklarını yeniden yaşıyor gibiydi. Semra yaşlı kadının elini sıkıca tuttu, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Halime teyze dedi Semra, sizin hikayeniz beni çok etkiledi. İzin verirseniz ben sizin çocuklarınızı bulmak istiyorum. Belki onlarla konuşabilirim. Belki. Halime teyze Semra'nın sözünü kesti. Yok kızım dedi. Bırak, onlar kendi yollarını seçti. Ben de kendi yolumu.